4 aya yakın şeyde o B plan mühendislikte çalıştım. Ondan sonra ben izne gittim, adam giriş çıkış şeyimi verdi, çıkışımı verdi. Ondan sonra ben tekrar gurbette çıktım, çalışmaya mecbur olarak geldim. Geldim başka bir işe girdim, ben dedim ben gittim, adam bizim numaramızı engele atmıştı. Dedim gel hesap kitap yapalım, bizim hesaplarımızı eksik yatırmışsın. Dedi siz 10 kişi hesap kitap bilmiyorsunuz. Ben tek biliyorum diyor. Yani ben dedim nasıl tek, gel belki ben yanlışım ya sen yanlışsın, gel bir bunu bir hesap kitap yapalım bakalım nerede yanlışlık var dedi. Adam direkt bizim numaramızı engele attı. Şantiye gittim, ofisine gittim. 4 arkadaşla beraber gittik. Adam dedi ki gelin ofise gelin, şeye gitmeyin, ofise gelin konuşalım diye. Adam direkt silah tedbir olarak gelmişti, silahlı gelmişti. Ondan sonra biz konuşur konuşmaz hemen küfretmeye başladı. Ondan sonra silah bize çekti. Ondan sonra siz ne hakla gelmişsiniz buraya? Sizin hakkınız yoktur bizde dedi. Ondan sonra biz gider gitmez adam bizi tehditle silah çıkarttı, ağzım mermiye verdi, bana şey sıkacaktı kardeşim, kolumda tuttu. Ondan sonra beni dışarı çıkarttılar. Ondan sonra davacı olduk. Mesela çoluğumun çocuğun rızkı için ben kalktım Batman'dan buraya İstanbul'a çalışmaya geldim. Bir tane çocuğum da hastadır. Bağırsak kanseri. Yani sürekli bizim paralarımız eksik yatıyordu. Mesela ben 20 bin lira alacaklıysam adam 11 lira yatırıyordu. Sürekli diyordu ki Osman Bey bizim paramız eksik yattı. Bizi ofise çağırdı. Gelin dedi biz bir konuşalım edelim. Tamam dedi bir hesabımızı gene yapalım. Eksik paralarımızı verirsin. Ondan sonra yollarımızı ayıralım. Tamam dedi ofise gelin. Ofise gittik. Bu sefer kalktı şey yaptı. Kapıyı kapattı. Orada hakaretlerde bulundu. Argo kelimeler kullandı. Ağza alınmayacak kelimeler söylendi bize. Hepimize. Oradan sonra orada kalktı. Özellikle İbrahim Usta'ya yönlendi. Orada İbrahim Usta'ya silah çekti. Mermi ağzına verdi. İşte öldürün bilmem ne hepiniz. Dedi ki tamam o zaman sendika arkadaşlarımıza gideceğiz. Hakkımızı arayacağız. Ben Ağrı Doğu Beyaz ilçesinden geldim buraya. Biz burada bir ekibe doğru bir 10 kişiye yakın biz bu firmaya işe başladım. Bizim paralarımız eksik yattı. Gittik işte paralarımızı istedik. Olan eksik durumlarımızı, haklarımızı istedik kişiden. Bu kişi de bize mesela tuhaf kelimelerde, hakaret olan cümlelerde bulundu. Matematiğiniz iyi değil, okunmamışsınız, etmemişsiniz, benden de iyi bilemezsiniz. Saygı sundu. Ben şimdi orada çalışır vaziyetteyken, ben paramı istemeye giderken, 20 bin lira yakın bir param içerideyken 3 bin lira para bana çıkartıp verdi. Bizi aradı. Dedi ki ofise gelin. Ofiste gereken neyse konuşalım. Biz de tatlı dilde sevindik. Hoşumuza gittik. Orada konuşup haklarımızı alıp çıkacağız. Ofisin içine girdiğimiz gibi zaten orada adam planlı şeklinde, silahla şeklinde geldi. Bize tehdit kelimeler, laflar bulundu. Şahsı olan İbrahim arkadaşıma ağır laflar dile getirilmeyecek laflar, ağır şeyler bulundu. Bu durumdan sonra mesela arkadaşıma tepki bulundu, silah çekmesi. Şu ki biz dışarıya çıkarken, polis etrafındayken, polisle beraber arkadaşıma burada bir şekilde tehdit bulundu. Hepimize dedi ki polis yanında olduğu halde sizin kellenizi keserim. Bu olayı burada bitmedi, bitmeyecek dedi, bunu söyledi bize. Ondan dolayı ben bu söz konusu için rahatsızım. Haklarımı istiyorum. Sendika arkadaşlarımla desteklerini bekliyorum. Yaptı bana gönderdiği projeye göre uydum. Bana gönderdiği proje yanlıştı. Yaptığım iş, bana verdiği işi bitirdim. Ondan sonra dediği şeydir. O yaptığı iş sahibi gelmiş şeydir. Yanlış dedi. O da suçu bana yükledi. Beni dedi oraya şeydir. Bu geceden sonra orada seni görmeyeyim. Gelirsem oraya seni komaya sokarım. Bir de daha argo kelimeler kullandı. Şu an zaten söylemiyorum. Geriye dönük çıkış şeyimi verdiler. Çıkışımı vermişlerdi. Oradan 4 gün bekledim. Çünkü paramı almadan geriye dönük çıkışımı verdiler. Hakkımı istedim. Tehdit etti. Ki gelsem oraya seni orada bulmayayım. O gece mecbur 3-4 gün kaldım. Gelmedi de. Mecbur oradan çıkıp başka uşağa gittim. Oradan da arabuluculukla şey yaptım. Şikayette bulundum. Normal doğu şartlarında şeydir. İş yoktur ya. Mecburiyetten gelmiş ekmeğimiz için. Hepimiz zaten çoluk çocuk sahibiyiz. Orada yeterli şeyimiz yok yani. Bir gelirimiz yoktur, mecbur da çalışmaya gelmişiz. Sıkıntı yaşıyoruz, paramızı almıyoruz, hakaret ediyor. Bir de hem çalışıyoruz, emeğimizin karşılığını da alamıyoruz. Bir de üstelik de hem tehdit, şantaj.
Özellikle en sonunda şeydir, bu son olaylar da şeydir, silah çekti. Sebebi şöyledir yani, sırtı sağlamdır. Devlete sırtı sağlamdır yani, bir güvencesi vardır. Biz işçiler onun olarak da bir güvencemiz yok. Onun için hep şey, baskı altındayız. Baskı görüyoruz, şiddettir. Onlar o yüzden rahat davranıyorlar bu şekilde bizlere.